İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz değil ya. Bugün Mehmet Özgürcan'danla birlikteyiz. Kendisi Geçmiş Mazi Olmadı belgeseliyle TRT Belgesel Ödülleri'nde profesyonel kategorilerde birincilik ödülü aldı. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Filmden biraz önce izledik filmi. Filmden biraz bahsedelim. Başlangıç aşaması ve bu aşamaya nasıl geldik? Birincilik yarışmaya. Gösterim sonrasında da anlattığım gibi hikayeyi daha kısa özetleyeyim. Film şöyle ortaya çıktı. Almanya'ya Türklerin göçünün 50. yılıyla ilgili bir belgesel dizi çalışması yapıyorduk. Bu çalışma kapsamında siyasi mültecilerle ilgili bir kısmı da vardı. O kısım içerisinde Berin Uyar'la tanıştık. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Orada Türkistik bölümünün Essen Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Onun kişisel hikayesini dinlerken annesinden bahsetti. Annesinin yazdığı kitaptan, kitabın ismi de Geçmiş Mazi Olmadı adlı bir kitap. Daha sonrasında kendisiyle tanıştık. Kitabı okuduk. İşte daha sonrasında 12 Eylül dönemi gönderilmemiş mektuplar adlı bir sergi için yazdığı doğmamış torunuma mektuplar adlı mektuplardan haberdar olduk. Sonrasında ön çalışmalarını yapıp ön röportajları yaptıktan sonra bu filmi yapmaya karar verdik. Ve sonrasında kendilerinin de rızasını aldıktan sonra bu belgesel çalışmasına başladık. Yaklaşık olarak 2 sene sürdü bu çalışma. Sonrasında işte tabii film bittikten sonra ne yapılır? Bu filmi kendimiz için yapmıyoruz sonuç itibariyle. Bu filmi başka insanlarla paylaşma ihtiyacı hissediyorsun. Bu doğrultuda da ne yaptık? İşte festivallere gönderiyorsunuz. Özel gösterimler yapıyorsun. İşte o sırada da TRT Belgesel Günleri kapsamında işte ödüllendirilen filmler oluyor. İşte biz de filmimizi oraya gönderdik. Orada izlemeler sonucunda jüri de filme ödül vermeye değer bulmuş ve sonuçta filmimiz 2011 yılında TRT Belgesel Günleri'nde en iyi belgesel film ödülünü aldım. Tebrikler tekrardan. Bundan sonraki projeniz var yanılmıyorsam. Biraz önce bahsetmiştik. Bir tekrar bahsedebilir miyiz? Tabii. Yani şimdi işte şimdiki projemizde şeyle ilgili İzmir'de Bademler Köyü'nü biliyorsunuzdur zaten İzmirliler olarak. Oranın bir tiyatrosu var ve bu tiyatro yaklaşık Cumhuriyet ilk yıllarından beri yaklaşık 80 yılın üzerinde geçmişi olan tiyatro. Köylü yıllardır orada tiyatro yapıyor. Kendi tiyatro salonları var. İşte bu köy tiyatrosunun hikayesini ele alan bir belgesel çalışması. Niçin yapıyoruz dersen hani dönemimizde özellikle son dönemde dünyanın birçok yerinde de hani popüler kültür ve popülerleşme kültürü birçok değeri aslında yıpratmaya ve yok etmeye başladı. İçini boşaltmaya başladı. Hani sanatı da, edebiyatı da her şeyi bunun içerisine katabiliriz. Şimdi oradaki insanlar içinse yani şöyle bir durum var. Sanat işte tiyatro onlar için bir yaşam biçimi durumuna dönüşmüş durumda. Ve o popülerleşmiş kültürün dışında kendilerini koruyarak yeni bir kültür yaratmışlar kendi içlerinde. Onların hikayesi üzerinden var olan sistemlik popülerleşme ve hani popülerleşme bir kötü bir şey değil ama kavramların içi boşaltılarak bu yapılıyor. İşte buna bir eleştiri getirme mifadinde mevzuyu örmeye çalışacağız. Belgeselde muhtemelen göreceğiz ama yani özel yapan ne? O Bademler Köyü'nü İşte özel olması şu, onlar için bir yaşam biçimi ve bunu bir şey olarak görmüyorlar. Yani hani ulaşılması gereken bir mertebe tiyatro yapmak, işte sanat yapmak,
çok yüce bir şey değil bir aslında. Bir azınlık köyü mü? Bademler Köyü yoksa? Bademler Köyü bir Alevi köyü. Hı hı. Yani o bölgede işte yaklaşık 150 sene önce kurulmuş bir köy. Hı hı. İşte orada yaşıyorlar. Ve şeyler işte yani özel bir tarafı azınlık falan da değiller. Hı hı. Ama işte şey inanç olarak Alevi kökenli bir köy. Onun dışında bir şey yok. Hani anlıyorum. Azınlık durumu söz konusu değil. Teşekkürler. Rica ederim. Başarılar size de. Sağ olun. Projenize devam edin.